Rusya'nın Dağıstan bölgesinde bulunan ve Hazar Denizi'ne açılan bir kent olan Derbent, kuruluşunun 2000. yılını kutluyor. Şimdilerde gündemde olan Rusya'nın sosyal sorunları ve aşırıcılık sorunlarını kenara bırakıp, Dağıstan'ın zengin Rus kültürüne kattığı güzelliklere göz atalım. Bu taşlar eski bir Rus çarının evine ait. Rusya'nın reformcu çarı olarak bilinen Büyük Petro, İran seferine çıktığında Derbent'i fethetmiş. Ancak çar zengin evinde kalmayı reddetmiş ve onun yerine daha sonra yerel bir anıt olan yeraltı sığınağında uyumayı tercih etmiş. XX yüzyılda burası tamamen unutulmuştu. Sovyetler zamanında tarihi ve imparatorluğa ait tüm eserler öncelikle Baraka'ya, ardından Ardiye'ye, sonrasında kantine ve son olarak da herhangi bir vatandaşın kaldığı normal bir eve dönüştürüldü. Bu restorasyonun Çar Petro'nun vizyonunu ve yenilikçiliğini görme adına iyi bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Çar Petro'nun evi bir vakıf tarafından restore edilip müze haline getirildi. Şimdilerde müze, sanat galerilerine ve kültürel etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Çocukların yaptığı seçimler ve ayrıca buradaki çocukların yaptığı seçimler büyük bir problem teşkil ediyor. Bu kültüre dahil olan tüm müzelerin korkusuzca nasıl yıkıldığını çok iyi biliyoruz. Çok kültürlü ve hoşgörülü bir dünyanın mümkün olduğunu göstermek istiyoruz. Bu yönde bizim vakfımızın da katkıları devam edecek. Derbent, birçok arkeoloğun ilgisini çeken bir yer olmaya devam ediyor. Birçok bilim insanı 5000 yıl öncesinde şehrin bulunduğu yerde bir kabilenin yaşadığını düşünüyor. Bulunan tarihi eserler şehrin tarih boyunca bir hanedandan diğerine geçişini gösteriyor. Derbent, antik çağ, orta çağ ve günümüz çağında birçok medeniyet değişikliği gördü. Şehir Arran Krallığı, Arap Halifeliği, Acem Krallığı, Osmanlı İmparatorluğu gibi birçok kültüre ev sahipliği yapmış. Hazar Denizi ile Kafkas Dağları'na açılan stratejik bir nokta olan şehir, kültürlerin buluşma noktası haline gelmiş ve beraber yaşama kültürünü geliştirmiş. Dünyanın en eski camilerinden Cuma Camii 700 yıllık bir ağacı avlusunda barındırıyor. Caminin yakınlarında 19. yüzyıldan kalma bir kilise var. Şehrin Avrupa'yı kısmında ise bir sinagog ve Ortodoks kilisesi mevcut. Derbent'te farklı dinlere mensup ve farklı yerlerde ibadet eden birçok insan var. Değişik kültürlerden gelen birçok insan bu şehirde birleşik tek bir aileyi oluşturuyor. Tanrı'ya çok şükür, hepimiz de güzel yaşıyoruz.